Daha önce aldehitler hakkında biraz bilgi edinmiştik. Bir tür karbon zincirine bağlı bir karbonil grubu vardı. En basit haliyle burada bir hidrojen olabilir. Tabii mutlaka en az bir hidrojenin karbonil grubundaki karbona bağlı olması lazım. İşte bu bir aldehit. Şimdi aldehitle çok yakından ilişkili olan diğer bir molekül türü ketondur. O zaman şimdi buraya birkaç keton çizelim ve sonra ketonla aldehit arasındaki farkın ne olduğunu düşünelim. Burada bir CH3 olacak. Diğer tarafta da aynı şekilde. İşte ketonumuz bu. Aldehite çok benziyor değil mi? İkisinde de bir karbonil grubu bulunuyor. Biri işte şurada. Aldehitte ise tam şurası. Şöyle hemen yan tarafına not edelim. Karbonil. Ayrıca burada karbon zincirimiz var. Genel bir karbon zinciri olabilir. Metil grubumuzsa şurada. Peki, aradaki fark ne? Şimdi bir bakalım. Şu kısmı henüz işaretlemedim. Yapının aldehit olduğunu anlamak için iki yol mevcut. Ya bir karbonil zincirinin sonunda karbonil grubu yer alıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani geriye kalan şey buradaki hidrojen olur. Ya da karbonil karbona bağlı en az bir tane hidrojenin olduğu bir durum düşünebilirsiniz. Evet. Bu şekilde hatırlayabilirsiniz. Burada hidrojen var ama ketonda yok. Buradaki karbonil grubu karbon zincirinin içinde. Her iki tarafta da en az bir karbona bağlı. İşte burada da karbon olduğunu görüyorsunuz. Ben bunu şöyle hatırlıyorum. Aldehit kelimesinin içinde H harfi var. O yüzden de karbona bağlı bir hidrojen var. Evet. Ketonun nasıl bir şey olduğunu artık anladığımıza göre şimdi birkaçını adlandıralım. Buradaki mümkün olan en basit keton. Buna aseton diyoruz. Yaygın ismi bu aslında keton kelimesi Almanca aseton anlamına gelen kelimeden geliyor. Sanırım Almanca'da buradaki S harfi yerine K harfi kullanılıyor. Yani Almanlar buna aketon diyorlar. Daha sonra bu isim ketona dönüşüyor. Ketonu adlandırmanın başka bir yolu da bu grupların her birini adlandırmaktır. Ve bu eterleri adlandırdığımız yönteme benziyor. Ama tek fark sonunda eter yazmak yerine keton yazıyoruz. Şimdi burada iki tane metil grubumuz mevcut. Bu ve şu. O zaman bunun adı dimetil keton oluyor. Eğer bunu sistematik bir şekilde adlandırmak istiyorsak o zaman en uzun karbon zincirine bakalım. 1, 2 ve 3 karbon. O zaman önce propan yazıyoruz. Buradaki yapımız keton olduğundan sonuna on eki getirerek buna propanon diyoruz. Tabii çift bağın nerede olduğunu bilmemiz lazım ama propanon için bunu belirtmek zorunda değilsiniz. Çünkü bunun keton olduğunu biliyorsanız, karbonil grubunun her iki tarafında da bir karbon olması gerektiğini biliyorsunuz demektir. Bu yüzden karbonil grubunun nerede olduğunu belirtmenize gerek yok. Tabii isterseniz ikinci karbon olduğunu söyleyebilirsiniz. Hangi yönden saymaya başlarsanız başlayın, ikinci karbon üzerinde olacak. Ancak bu detay propanon için yazılması zorunlu bir detay değil birkaç tane daha yapalım. Diyelim ki buna benzeyen bir molekülümüz var. Evet. Şimdi bunu geleneksel olarak yani yaygın adıyla isimlendirelim. Ketonun bu ucundan sayarsak 1 2 ve 3 karbon. Yani bu bir propil grubu. Altına not edelim. Ketonun diğer tarafında ise tek bir hane karbonumuz mevcut. Yani bu bir metil grubu. Evet. Şunu da not ettikten sonra yapımıza adlandıralım. Şimdi bunu artan zincir boyutu, molekül boyutu veya grup büyüklüğüne göre adlandıracağız. Yani ilk önce metil grubu olacak. Metil diyoruz çünkü bir karbonu var. Metil propil keton olacak. Evet bu şekilde. Bu molekülü adlandırmanın geleneksel ya da yaygın yolu bu ve çoğu zaman en çok kullanılan yöntem de bu. Ancak sistematik olarak adlandıracaksak önce en uzun karbon zincirine bakıyoruz. Burada 1 2 3 4 ve 5 karbon var. Öyleyse pentan diyeceğiz. Şimdi karbonil karbon olası en düşük sayıya sahip olacak şekilde numaralandırmaya başlayalım. Sağ taraftan saymaya başlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Evet, pentan demiştik. Keton olduğunu belirtmek için de 10 ekliyoruz ve pentanon diyoruz. Karbonil grubunun nerede olduğunu belirtmek için 2 rakamını da ekleyeceğiz. Yapımızın adı 2-pentanon olacak. Bunu ayrıca şu şekilde de görebilirsiniz. Pentan-2-on. Iki, İkisi de kabul edilebilir. Evet, şimdi biraz daha karmaşık bir örnek yapalım. Diyelim ki yine buna benzer bir şeyimiz var. Şuraya çizecek olursak böyle bir molekülümüz var. Burada klorlarımız da var. Evet, bunun adı ne olur? Buradaki en uzun zincire baktığımızda bu bir sikloheksan. Yani 1 2 3 4 5 ve 6 karbon. Evet. Şimdi bunu sistematik olarak adlandıracağız. İşler ne kadar karmaşık hale gelirse insanlar da yapıya o kadar sistematik bir ad vermek istiyor. Şimdi 6 karbonlu bir zincirimiz varsa bu siklohexan oluyor. Ama burada bir karbonil grubumuz bulunduğundan buna siklohexanon diyoruz. Halkamızın yapısına bakarak bunun birinci karbonu olduğunu anlayabiliriz. İşte bu birinci. Diğer grupların en küçük sayıda olmasını istiyorsak bu yönden saymaya devam edelim. Bu durumda burası ikinci karbon olacak. Böylece yapının adı 2,2-dikloro- siklohexanon olur. Evet, iki örnek daha yapalım. Bunlar genelde yaygın adlarla ifade edilen yapılar. Hızlıca başlayalım. Buradaki molekülümüzün bu tarafında bir metil grubu var, CH3. Şurada ise bir benzen halkamız var. Yukarıda gördüğümüz bu çok basit ketona aseton demiştik. Bunun yaygın adı da aslında asetondan türemiş bir ad. Ama aseton yerine buna asetofenon diyoruz çünkü burada bir fenil grubumuz var. Şöyle yanına ekleyelim. Asetofenon oldukça yaygın bir moleküldür. Evet. Diğer molekülümüzse belki de pek sık karşınıza çıkmayacak bir molekül. Şimdi bunu da çizelim. Şöyle iki benzen halkamız var. Biri şöyle, diğer ise şöyle. Evet, bu şekilde. Buna ise benzofenon diyoruz. Evet, benzofenon. Yaygın isimler genelde bu şekilde. Bu noktada en azından daha basit zincirleri yaygın adlarla nasıl adlandıracağınıza dair bir fikriniz olduğunu düşünüyorum. Örneğin propil, metilpropil keton veya 2-pentanon gibi. Bunlar daha tipik olan veya belki de daha kolay olan adlandırma örnekleri.